Herkese merhaba. Başlıyor mu hemen? Herkese günaydın. Gün Çatalca'da soba yakarak başlıyor. Siz planlar yaparken hayat size sürprizler yapabilir. Yaman Efe'nin az önce uyanma sebebi buymuş. Ve günün ilk uyananı Yaman Efe oldu. Sürprizi sonucunda üstü değişti, altı değişti. Temizlendi. Yaman Efe ya. Evet. Yılın ilk karantinasının 3. gününden herkese merhaba. Bugün sisli ama inanılmaz güzel bir manzara ile uyandık. Geçen hafta çok fazla sis vardı. Böyle göz gözü görmüyordu. Ama bu hafta sis manzaraya ayrı bir derinlik, daha bir güzel bir görüntü kattı. Bugün hava biraz kapalı. O yüzden evde ve bahçede vakit geçireceğiz. Berker'in yaptığı projeler vardı. Ayrıca ben de onun daha önce yapmış olduğu ışıklı şişeler vardı. Ben de onları bugün güzel bir makrome örmeyi planlıyorum. O yüzden bugün olabildiğince evde ve bahçede geçecek. Kahvaltıda patatesli sucuklu yumurta var. Diğer detaylar hazır. Kahvaltı zamanı. Hatırlıyorsanız böyle dağlar toplamıştık. Onları hemen bu şekilde askı haline getirdiler. Çok da güzel oldu. Size de fikir olsun. Yakın zamanda artık her yerde belediyeler de budama yapacağı için bu şekilde dağlar artık her sokak başında olacaktır. Eğer ki doğaya çıkamıyorum falan diyorsanız siz de bu budama dönemlerini takip edip bu şekilde askılık yapabilirsiniz. Dün akşam Berker bunu hazırladı. Osmanlı motifli. Böyle. Şöyle bir rafı olan bir şamdanlık olacak bu. Dün akşam kesme işlemleri bitti. Bugün de yapıştırma işlemleri var. Bu rafını ve alttaki desteğini sabitleyip renklendirmesi yapılacak. Balım, ne yapıyorsun? Balı oğlum. Yardım edeyim mi? Evet. Peki. Ve finito. Şark köşesi gibi ona evet, göre tam şark alıp köşesine böyle uygun. Döndüreceksin ama alınca ona. Çok tamam. Güzel oldu. Ellerine sağlık Beku ya. Baba bir şey söyleyeyim mi? Cuk oldu ya. Yani bu kadar. Ölsek bu kadar olmuş Berker. Evet ya. Ve Berker bütün aşamalarını bitirdi. Şamdanlığı buraya astık. Çok güzel oldu. Bunun da nasıl yapıldığını çektik. Video hazırlanıp paylaşıldığı zaman yukarıya link mutlaka bırakacağım. Yine kahve zamanı. Yaman Efe'nin tırnakları uzamış. Şimdi onları keseceğim. Hazır mısın? Ne? Başlıyor mu hemen? Burada kışın en sevdiğimiz şey kesinlikle soba keyfi oldu. Akşam yemeği hazırlıkları başladı. Akşama patlıcan kebap yapıyoruz. 1 kilo kıymaya 3-4 tane domates rendeledik. Üzerine karabiber, tatlı toz biber, tuz ekledik. Şimdi bunu güzelce karıştıracağız, yoğuracağız ve şekillendireceğiz. Nasıl gidiyor anne? Gayet iyi, başarılı, güzel gidiyor. Teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz.
Beğeniriz, beğeniriz. Hepsi çok güzel oluyor zaten yaptığım. Patlıcanları da bu şekilde doğradık. Şöyle yaklaşık 3 parmak, 3 parmak şeklinde. Patlıcan köfte, patlıcan köfte, aynen, patlıcan köfte şeklinde dizeceğiz. Bu şekilde patlıcanları kestim. Buraya koyuyorum ben. Buradan sonra. Anne şu araya koyacak mısın yoksa böyle yok, mi devam sonra ediyor? Devam şöyle edecek. Açtım. Sıkıştır. Bu şekilde koyup sıkıştırıyoruz. Patlıcan kebap yapmak bu kadar kolaymış arkadaşlar. Bizim annem hazırlayıp gidip yediğimiz için. Kıymayı sadece domates ve baharatla yoğurduk ki yumuşak olsun diye. Bu da püf noktası. Bu şekilde bütün tepsiye dizdik. Şimdi çok hafif bu şekilde bir yağ gezdireceğiz. Sıvı yağ gezdireceğiz. Ve fırına vermeye hazır. Şimdi kuzineye koyacağız bunu ve güzelce pişireceğiz. Böyle aşağı biberleri dizdik. Yukarıya da kebabı koyduk. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Gün kapalı olduğu için mi bilmiyorum ama inanılmaz hızlı bir şekilde akıyor zaman. Şu anda dünkü vlogumu veda ettiğim yerdeyim. Sevgiliyle beraber kahve içmeye çıkmıştık. Ama ben dünkü vlogumu birdenbire pat diye kesmek zorunda kaldığım için, yani kestiğimi bile fark etmeden kesmiş olduğum için, unuttuğum için daha doğrusu, böyle bir veda mesajı çekmek istemiştim. Şimdi bahçedeyiz. Ben biraz salıncakta sallanıyorum. Sevgili de bahçe belleme işine devam ediyor. Mustafa baba bütün gün zaten bellemişti. Şimdi biraz da o devam ediyor. Baba hoş geldin. Eyvah. Mustafa babam da ne getirdin baba? Şey mi? Gübre. Gübre mi? Bahçeye gübre getirdi. Hadi biraz bahçeyi gezelim. Biz geçtiğimiz yaz bahçeden çok fazla sebze, salatalık, meyve vesaire yedik. Şimdi tabii ki yeni sezona hazırlık var. Bahçede gübreleme işlemleri olacak, kazma işlemleri olacak. Şimdi de onların hazırlıkları var. Sevgili orayı belliyor. Babam da buraya gübre atıyor. Ne ekeceksin baba? Mevsimine göre ne gelirse elimize. Burayı hazırlıyorsun şu anda. Hazırlıyorum. Şimdi burası bir bahçe olacak. Şuraya zaten dikmişsin. Bunlar bezelye. Sarımsak. Burada da sarımsaklarımız var. Bunlar da çıkıyorlar yavaş yavaş. Sana da kolay gelsin sevgili. Şükürler. Bu sene vlog paylaşımım daha fazla olursa bahçelerin zaten gelişim sürecinde detaylı bir şekilde gösteririm. Burada da baklalarımız var. Ben buradan herhalde bir kere bakla yedim sadece. He? Bir kere yemek nasip oldu bakla. O da hamile olmadığım zaman bir kere yedim. Hamilelikte bakla pek önerilmediği için o yüzden bakla yememiştim. Ama çok lezzetli oluyor buranın baklası. Böyle maydanozlarımız. Baba maydanozlar sararmaya başlamış. Neden? Zamanı mı geçiyor? Yani şey yapmak, biçmek lazım. Budamak lazım. Bu fazla büyütmeyecek. Onlar budanmayanlar öyle oluyor işte. Yani bunları o zaman toplayayım ben biraz. Dolaba kaldırırız. İşte 20 dakikada yemeğin görüntüsü bu, pişmek üzere. Bakalım lezzetini merak ediyorum. Bal merak ediyor musun nasıl olduğunu? Şimdi maydanozları biçmeye başladık. Buranın tamamını alır mıyız anne? Biraz bırakırız, hepsini almayız. Ara ara mı olacak? Şurayı alırız. Bu tarafı ben yeniledim. Ha tamam. Geldikçe piştim ya, bak bunlar kısa, bu taraf evet, uzun. Piştikçe güzelleşiyor maydanoz ama kırığı yağıyor ya burada. Evet, maydanozlarımızı da biçiyoruz. Çok şükür. Biberler pişmiş. Şimdi ayıklanacak. Yemek de pişmek üzere. Ateşi harladık Berker. Sürekli olarak ateşi harladı ve inanılmaz güzel kokuyor şu anda ev. Yemeğimiz kuzinede pişerken biz de sofrayı hazırladık. Şimdi
Şimdi yemeği çıkarma vakti. Ben de hiç. Ve bilgisayarım çok iyi ama. Ve yemeğin son hali. Of 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 of. Servis hazır. Ellerini sağlık anne. Afiyet olsun umarım. Ve ya gaz ya lambasını şey yakıyoruz. Ne? Çok güzel görünüyor. Bömbi ne dedi sana? Ne dedi sana? Patates mi dedin? Ne dedi? Ne dedi? Baba çok güzel oldu. Güle güle kullanın. Çok güzel görünüyor. Şimdi yemeğimizi yedik, çayımızı içeceğiz. Ondan sonra da ben biraz makrame öreceğim. Bunun öncesini çekemedim ama sonrası bu. Bu şekilde makrame ördüm. Şimdi diğer şişede. İkinci modelim de bu. Şişenin içi bu şekilde. Bunu Berker yapmıştı. Şimdi hemen buna da bir makrame öreceğim. Ve bitmiş hali. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, aşağı yorum bırakmayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.